Şeyh Ali el-Tantavi Suriyeli alim, fakih, edebiyatçı ve kadı. Kendisi 18 Haziran 1999'da hayatını kaybetmiştir. İslam dünyasında tanınan sayılı isimlerden olan Şeyh Ali Tantavi, 1960'lardan itibaren Suudi Arabistan'a yerleşti ve memleketine dönmemeye karar vererek burada çeşitli görevlerde bulundu, radyo programları yaptı. İslam'a davet dalında Uluslararası Kral Faysal Ödülü'ne 1990 yılında layık görüldü. Gelin hep beraber Şeyh Ali Tantavi'nin hatıraları arasında geçen şu olaya kulak verelim. Halep'te yaşayan genç bir adam vardı. Bu genç adam alkol içen, zina yapan ve haram yiyen en yozlaşmış insanlardan birisiydi. Bu yüzden ailesi tarafından reddedilmişti. Genç adamın mahallesinde küçük bir cami vardı. Ancak caminin içi boştu. İmam orada bulunan cemaate dönerek şöyle dedi: "İnsanlar nerede? En çok gençler ve diğer insanlar camiye neden gelmiyor veya neden bilmiyorlar?" Cemaatten birisi onların eğlenmek için diskoda olduğunu söyledi. İmam şaşırmıştı çünkü oranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyordu. Yine aynı kişi, diskonun çıplak kızların dans ettiği ve etrafındakilerin baktığı büyük bir alan olduğunu söyledi. İmam oradaki insanlar bir de Müslüman değil mi diye sordu. Cemaat başı eğik bir şekilde evet cevabını verdi. Cami hocası şaşkınlığını gizleyemedi ve bu yerlere gidip oradaki insanlara vaaz verelim dedi. Cemaat imamın bu kararını duyunca şok oldu ve diskodaki insanların onunla dalga geçeceğini ve zarar göreceğini söyledi. İmam kararından vazgeçmedi. Yanına birisini alarak diskoya doğru gittiler. Onlar geldiğinde disko sahibi onlara "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. İmamsa diskoya girip eğlenmek istediğini söyledi. Disko sahibi bu cevap üzerine çok şaşırdı ve onların içeri girmesine izin verdi. Bir masaya geçen imam dans gösterisinin bitmesini bekledi. Dans gösterisi bittikten sonra perdeyi kapattı ve Allah'ın elçisi olan Hazreti Muhammed'i övmeye başladı ve dua etti. Daha sonra onu şaşkın gözlerle izleyen insanlara vaaz vermeye başladı. Bazıları komik bir gösteri olduğunu düşündüler. Diskodakilerden biri insanlara sessiz olmasını ve dinlemelerini söyledi. İmam Kur'an'dan ayetler, gelenek göreneklerden ve hadislerden bahsederek onlara tövbe etmelerini söyledi. Onlara kıyamet gününü anlattı ve Yüce Allah hariç her şeyin yok olacağını söyledi. Kur'an'da kıyamet gününün dehşetiyle ilgili şöyle buyurulmaktadır: "Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın." Bunun üzerine diskodaki ortam sessizliğe büründü. İmam, tüm insanların ağlayarak tövbe ettiğini ve bir daha buraya gelmeyeceklerinin sözünü verdiğini belirtmiştir. Tövbe, işlediği bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermektir. Kitaplarımızda canı gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allah Teala, "Ey iman edenler, nasuh tövbeyle tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarınızdan ırmaklar akan cennetlere koysun." Allah'ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde tarif edilen günah, aynı zamanda insanı Allah'ın yolundan uzaklaştıran bir başkaldırı olarak tanımlanır. Büyük olsun, küçük olsun, her günah esasında Allah'a karşı yapılmış bir edepsizliktir, çizgi dışına çıkmaktır. Aynı zamanda büyüklerimizin ifadesiyle küfre doğru atılan bir adımdır. Çünkü her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Bu iki türlü günahlar şartlarına uyarak tövbe edilmedikçe bağışlanmaz. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.